Yarın günlerden çarşamba ve bizler bu ekranlarda Bir Bilimin Işığında programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Aslında bu programda üniversitemizin Sayın Rektörü Profesör Doktor Murat Erman'ı konuk edecektim. Ancak kendisinin ani gelişen bir programı nedeniyle bugün aramızda olamayacak. Tabii bundan sonra hocamın programı uygun olduğu takdirde önümüzdeki programlarda kendisini ağırlamaya çalışacağım. Bugünkü programımızda Siirt'in ekonomik anlamda önemli bir değeri olan Siirt fıstığını konuşacağız. Aramızda üniversiteden ve üniversite dışından konuklarımız var. Hemen kendilerini tanıtmak istiyorum. İlk olarak Siirt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden İl Müdür Yardımcısı Vekilimiz Resul Eren. Hemen yanında Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Cevdet Kaplan. Hemen yanında Siirt ilimizin Siirt fıstık pazarlamacılarından Subat Yıldırımer. Hemen yanında örnek çiftçilerimizden Muhsin Küsküvey. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Aslında programımıza Fıstıkçılar Birlik Başkanımız Şuayb Aslan Bey'i de davet etmiştim. Ancak kendisi ciddi bir kaza geçirdi. Şu anda hasta yatağında bizi izliyor. Buradan kendilerine acil şifalar diliyorum. Hepimizin malumu, Siirt ilimizin en büyük ekonomik değerlerinden biri de Siirt fıstığı. Bu aralar bahçe hazırlıklarının da revaçta olduğu bir dönemdeyiz. Biz bu programla da fıstık yetiştiricilerimize bir katkımız olsun istedik. Evet, güzel bir söyleşi olmasını, faydalı bir söyleşi olmasını temenni ederek programa başlıyorum. İlk olarak İl Müdürlüğümüzden Resul Bey'e söz vermek istiyorum. Kendisi Siirt fıstığı hakkında genel bilgiler verecek bizlere. Evet Resul Bey, Siirt fıstığının diğer Antep fıstıkları ile mukayese ettiğiniz zaman, özellikle üretim potansiyeli en fazla olan uzun çeşidiyle mukayese ettiğinizde potansiyelini ve Siirt'teki rekolte miktarı hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii ki hocam. Teşekkür ederim hocam. Sorunuza cevap vermeden önce sizi, stüdyodaki değerli konuklarımızı ve ekranın başında bizleri izleyen seyircilerimizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli hocam, kurum olarak programımıza bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Siirt fıstığı dediniz. Siirt fıstığı ilimiz için stratejik öneme sahip bir üründür. Bir değerdir. Üreticilerimizin en önemli geçim kaynağıdır. Bununla birlikte narı da unutmamak lazım, balı da unutmamak lazım. Onlar da ilimiz için birer değerdir. Ama bugünkü programımızın konusu Siirt fıstığı olduğu için Siirt fıstığını konuşacağız, Siirt fıstığını tartışacağız. Bu bağlamda Siirt fıstığının tarihçesinden ve Siirt fıstığı projesinin başarı öyküsünden bahsetmek istiyorum. Siirt fıstığı projesinin başladığı 2001 yılında üretim alanımız 45 bin dekarlarda iken ve üretim miktarımız 2000 ton civarında iken Siirt Valiliğimizin desteğiyle ve uygulayıcı kurum olarak tarım, il ve ilçe müdürlüklerimizin katkısı ile bu rakamlar 2004 yılı sonu itibariyle üretim alanımız 250 bin dekara ulaşmış ve üretim miktarımız ise 12 bin ton civarında olmuştur. Büyük bir başarı. Bu projenin başladığı yıl o dönemin ilimizin valisi Sayın Nuri Okutan'ın büyük bir emeği olmuştur. Ondan sonraki valilerimiz de hakeza bu projenin devam etmesinde katkıları olmuştur. Şimdiki valimiz Sayın Mustafa Tutulmaz Bey de bu projeyi önemseyerek devam etmesini sağlayarak ve buna ilave olarak DİKA projesinde başta Siirt fıstığı ağırlıklı olmak üzere nar ve ceviz üretimini artırmak için 2.5 milyon TL eski parayla 2.5
trilyon kaynak aktarımını sağlamıştır. Allah'tan bir mani olmazsa önümüzdeki sonbaharda üretim sezonunda bu proje yürürlüğe girecektir. Büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen herkese ama herkese huzurunuzda kurumum adına teşekkür ediyorum. Projenin devam etmesini temenni ediyorum. Sorunuza gelince Siirt fıstığı dediniz. Evet, fıstık çeşitlerinin içerisinde Siirt fıstığı çeşidi diğer çeşitlere göre çıtlama oranı daha fazla, çıtlama aralığı daha fazla, protein oranı daha fazla. Ama üretim miktarına gelince uzun çeşidine göre daha az. Toplam üretimdeki oranı %10 ile %12 arasında değişmektedir. Bu da uzun çeşidinin Antep ve Urfa gibi tarım alanı fazla olan illerde üretimi yapıldığı için sir çeşidi ise sadece ilimizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kısmen Batman, Urfa ve Antep'te üretimi yapılmaktadır. Peki, hemen şu anda da şunu sormak istiyorum. Tabii sihir çeşidinin özellikle çıtlama oranının yüksek olması ve meyve ağırlığının diğerlerine göre daha farklı olması bir avantaj. Kesinlikle. Bu anlamda meyveye yatma bakımından biliyorsunuz fıstık özellikle geç meyveye yatar, geç ürün vermeye başlar başka bir tabirle. Yani bununla ilgili 8-10 senelere varan tam meyve çağına geçmesi o kadar süre alabiliyor. Peki bunun diğer çeşitlerden acaba bir farkı var mı? Mesela kullanılan anaçlarla, mesela yörede butun veya menengiç anaçları da kullanılıyor. Daha erken meyve yatırma durumu acaba söz konusu olabilir mi Sayın Müdürüm? Kesinlikle dediğiniz doğrudur. Özellikle butun anacı üzerinde aşılanırsa daha erken verime yatar. Bununla birlikte hastalık ve zararlara karşı dayanıklı olur. Verimi yüksek olur. En önemlisi verim ömrü uzun olmaktadır. Evet. Anladığım kadarıyla avantajlarının yanında üretim miktarının düşük olması bizi biraz üzen sebep. Kesinlikle. Peki ilimizde Siirt fıstığının, daha doğrusu Siirt çeşidi diyelim, üretiminin artırılması potansiyeli alakalı biraz önce projeden bahsettiniz. Evet. Yaklaşık bir 15 yıllık proje olduğunu ben anlıyorum. Kesinlikle. 2001 ve 2015 yılı arasında devam edebilen oldukça uzun bir süreç. Evet. Umarız başarılı da olacaktır. Buna eminiz. Temelimiz de o yönde. İnşallah. İlimizin bazı marjinal alanlarında, mesela bu eğimli ya da böyle teras alanlarında acaba bu çeşit bir çalışma yaparak Siirt fıstığı yetiştirme alanlarını artırma şansımız olabilir mi acaba? Kesinlikle olur. Evet. Ve üreticilerimiz bu projede olumlu sonuç alınca ve para kazanınca ister istemez bu Siirt fıstığına yatırım yapmak zorundadır. Ne evet. gerekiyorsa kesinlikle kaçmadan yatırım yapabiliyorlar ve terasları kendisi kendileri yapıyor. Biz işte devlet olarak işte GAP projesinde olsun, KDRP projesinde olsun, ÜZEYDRA projesinde olsun fıstık fidanı, tel ve direk desteğini sağlamaktayız. Evet, yani sizin müdürlük olarak da, bakanlık olarak da daha doğrusu evet. destekleriniz olacak. Kesinlikle. Artı arazi çalışmaları açma desteklemeden bahsettiniz. Özellikle ilimizde bakanlık düzeyinde yapılan ulusal fıstık çalıştay programında fıstık alanlarına destek miktarının belirlenmesi yönünde bir karar alındı ve bu 2015 üretim sezonunda Siirt fıstığına Siirt fıstığıyla bahçe tesis edene dekar başına 100 TL destek verilecektir. Evet. Dekar başına mı? Yoksa dekar başına. Falan? Evet, dekar başına dekar 100 TL gibi 100 bir rakam. Evet. Tabii bu ekstra açılan alanlar için de geçerli mi? Bu teraslamadan bahsettiğimiz alanlar için de geçerli mi olacak? Kesinlikle. Bütün alanlar için. Çok güzel. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Sayın ederim. Evet. Resul Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde önemli işlerden, bakım işlemlerinden ve karşılaşılan sorunlardan bahsedelim istiyorum.
Bu konuyu görsel olarak ifade etmeyi daha uygun gördük. Bu amaçla ilimizde bahçelerin, düzenli bahçelerin olduğu yerlerde çekimler yaptık ve bunları şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk VTR'mizle ekranlardayız. Sevgili Kanal 56 izleyicileri, Bir Bilimin Işığında programında daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda Siirt fıstığını konu alıyoruz. Şimdi fıstıklarda budamayı anlatmak istiyoruz. Yanımızda Siirt fıstığı yetiştiricilerinden Ziraat Teknikeri Hadi Evin ve Yüksek Ziraat Mühendisi Adnan Kazak bulunuyor. Merhabalar. Merhaba. Fıstıklarda neden budama yapılır, nelere dikkat edilir? Bize bunu uygulamalı olarak anlatabilir misiniz? Fıstıkta budama 3 şekilde yapılır. 1 şekil budaması, 2 gençleştirme budaması, 3 mahsul budaması olmak şartıyla 3 şekilde yapılır. Şekil budaması, fıstıklar daha 1-2 yaşındayken 3 ya da 4 dal bırakmak şekliyle şekil budaması yapılabilir. Ondan sonra gençleştirme budaması, fıstıklar yaşlandıktan sonra kuru dallar ve hastalıklı dallar özellikle alınıp alınması gerekiyor. Mahsul budaması için de yaşlı dalları alıp genç dalları bırakmak şartıyla mahsule yatmasını sağlarız. Yapılan hatalar için sözü Sayın Adnan Kazak'a bırakıyorum. Şimdi ilimizde özellikle budamada sıkça yapılan hatalardan biri fıstık ağaçlarının arazinin daha rahat sürülmesi için yan dalların budanmasıdır. Bu meyve kalitesi bakımından yan dallar bizim en iyi meyveye yatan dallarımızdır. Maalesef çiftçilerimiz sürümü daha rahat yapmak adına yan dalları kesmektedirler. Yine budamada en fazla rastladığımız hatalardan biri tırnak bırakmaktır. Fıstık ağacı doğal ortamında çanak şeklindedir. Çanak şeklinde olduğundan dolayı budama yaparken bu hususlara da dikkat etmemiz lazım. Fıstık çok fazla budandığı takdirde özellikle sonbaharlarda kışa geçiş döneminde zayıf girer ve hastalıklar için yataklık oluşturur. Şimdi elimizde bir budama ustamız var. Sıdık Zamur. Şimdi budama yapılma şekli konusunda görüntülü olarak bize bir budama şekli gösterecek. Burada kuru dalların tamamından uzaklaşıyor. Sıdık amca, sen bunları niye kesiyorsun? Bunlar hem temizliyoruz, hem kurt içinde olduğunu kesiyoruz. Evet. Hem de düzen veriyoruz. Bir şekil veriyorsun. Bir şekil veriyoruz. İşte gelecek sene ekimle daha güzel olacak. Evet. Filisler açacak. Genç dallara zarar vermiyoruz. Tabii. Genç dallara hiç zarar vermek yok. Zaten içinde mahsul var. Sevgili izleyiciler, Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde sulama ve gübreleme oldukça önem arz etmektedir. Bu konu hakkında da Yüksek Ziraat Mühendisimiz Adnan Kara Bey'den bize bilgi vermesini rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben önce çiftçimizi tanıtmak istiyorum. Sayın Muhsin Küskül bizim örnek çiftçilerimizden biridir. Şu anda görülen bahçenin sahibi. Biz önce ilimizde gübrelemenin önemini anlatmadan önce toprak numunesi alıp bu numunelerin laboratuvarlara götürülerek gerekli tahliller alındıktan sonra o tahliller doğrultusunda fıstığın ihtiyacı olan oranda gübrenin verilmesini tavsiye ediyoruz. Bu toprak numunesi alınırken de yapmayacağımız şey şudur. Ağaç diplerinden almamaya özen göstereceğiz. Hayvan geçiş bölgelerinden almayacağız. Gübrelerin yoğun olduğu bölgelerden almayacağız. Yine toprağın ilk 5 santiminden aldıktan sonraki alttaki kısmından alıp bir kovaya dolduracağız. Kovaya doldurduktan sonra en az 50 dönümün altında olan arazilerde
en az 5 farklı noktadan, 50 donumun üstünde olan arazilerden de en az 10 noktadan numune alıp bunları bir kovada karıştırıp karıştırdıktan sonra yaklaşık 1 kilo kadar bir numuneyi alıp ilimizde zaten faaliyet gösteren Ticaret Sanayi Odası'na bağlı bir toprak, su, yaprak laboratuvarımız vardır. Buradan gerekli tahlilleri aldıktan sonra bu tahliller doğrultusunda fıstığımızın ihtiyacı oranında gübreyi ve ihtiyacı duyduğu oranda gübreyi temin edeceğiz. Yine bu gübre miktarı tespit edildikten sonra gübrenin ağaca verilme şekli konusunda bölgemizde bazen çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Bu da şöyle oluyor. Genelde bizim bölgemizde kimyevi gübreler az atılır. Yanmış hayvan gübresi çoğunlukla atılır. Yalnız bu yanmış hayvan gübrelerinde de bazen çiftçilerimiz dikkatsizce direkt ağacın kök bölgesine yakın bir bölgeye atıyorlar. Bu da hastalık ve zararlar için ciddi bir yataklık olmaktadır. Ağaca da fazla gübre verilmesinden dolayı ağaçta da kurumaya neden olmaktadır. Bu konuda da gübrelemenin verilme şekli vardır. Biz şu anda bir örnek, bir ağaçta ağacın büyüklüğü nispetinde gördüğümüz ağaç yaklaşık 15-20 yaş aralığında iyi gelişmiş bir ağacımız. Bunun gübreleme şeklini yaparken iz düşümü oranında bir halka açtık. Tabii bu arazimiz engebeli değil, düz bir arazi. Düz bir arazi olduğu için biz iz düşümü oranında bir U harfi çizerek ve gübreyi bu alanın içine atacağız. Yalnız eğimli arazilerde daha çok böyle hilal şeklinde eğime doğru bir halka şeklinde açacağız. İsterseniz bir gübrelemeyi Müslüm abimizle beraber bir atalım. Tamam. Gübreyi böyle etrafında atarsanız sevinirim. O her tarafa eşit oranda gelecek şekilde. Şu şekilde. Burada ilimizde şu anda attığımız gübremiz yanmış hayvan gübresi. Atılma şekli şekilde gösterildiği üzere bu amaçla yapılır. Yine ilimizde kimyevi gübreyi biz tavsiye ediyoruz. Bu gübreleme özellikle fidan çağında yeni bizim ilimizde çok yoğun şekilde yeni bahçe kurulumu oluyor. Bu bahçe kurulumunda fidanların istediği gübreyi vermek açısından hem yanmış hayvan gübresi hem özellikle triple süper fosfatı tavsiye ediyoruz. Triple süper fosfatı da sonbaharda kışa girerken ağacın gelişim çağının hızlanması, büyüme aksanının daha iyi gelişmesi için tavsiye ediyoruz. Yine çiftçilerimiz yoğun şekilde amonyum süper fosfat veya nitrat gübrelerini almaktadırlar. Bu amonyum süper fosfat ve nitrat gübrelerini de şu an bulunduğumuz Şubat ayında veya Mart ayına başlarında aynı gösterdiğimiz şekilde U harfi açmak suretiyle toprağa verilmesini faydalı buluyoruz. Peki Adnan Bey, sirt fıstığı yetiştiriciliğinde periyodisenin önemli bir sorun olduğunu biliyoruz. Evet. Periyodise nedir? Şiddetinin azaltılması için ne gibi önlemler alabiliriz? Bizimle paylaşır mısınız? Şimdi bizim sirt fıstığının Antep'te yetiştiren, ülkemizden fazla yetiştirilen uzun çeşidine göre periyozite oranı daha düşüktür. Periyozite bir yıl fıstığın ürüne yaptığı seneden sonraki sene ürün kaybına ürün kaybına uğraması veya hiç ürüne yatmamasıdır. Bu ciddi şekilde özellikle uzun çeşidinde ciddi bir sıkıntı yaratmaktadır. Bu özellikle Antep'teki üreticiler için ciddi bir gelir kaybına neden olmaktadır. Ama bizim sirt çeşidimiz periyozite bakımından diğer çeşitlere göre çok daha düşük orandadır. İyi bakım, budama ve gübreleme koşullarında bu periyoziteyi çok minimal düzeyde düşürebiliyoruz. Bu açıdan sirt fıstığında bakım, gübreleme ve sulama çok önemli bir etkendir.
sulamanın önemini özellikle anlatmak istiyoruz. Bizim Siirt fıstığında sulama yine ağacın kök bölgesine yakın olmayacak şekilde. Kök bölgesinde sulama yaptığımız takdirde ağaçta nematod hastalığı gibi ve kök çürüklüğü gibi hastalıklara neden oluruz. Bunun için biz kök yine gübrelemede yaptığımız gibi ağacın yüz düşümüne uygun olarak belli bir aralıkta sulama kanalları açmak veya damla sulama sistemi kullanarak sularız. Bu da ağacın verimine önemli oranda etkilemektedir. 20-30 yaş aralığında bir bahçede 270 kilogram kadar bir verime neden olmaktadır. Kuru şartlarda 150 kilogram civarında olan bu verim, sulu şartlarda 270 kilogram. Evet, VTR'mizden de izlediğiniz üzere bakım işlemlerinde budama, sulama, gübreleme oldukça önemli. Uzman arkadaşlarımız bu konuda uygulamalı olarak bilgiler verdiler. Ayrıca üretimi sınırlayan en önemli faktörlerden birinin de periyodiste olduğu vurgulandı. Özellikle Siirt çeşidinde diğer Antep fıstığı çeşitlerine göre periyodistenin şiddetinin daha az olduğu ve bakım işlemleriyle bu şiddetin daha da azaltılabileceği ifade edildi. Bakım işlemlerinden bahsetmeye devam edelim. Bu anlamda problem olan en büyük konulardan bir tanesi de hastalık ve zararlarla mücadele. Şimdi bu konuyu stüdyodaki konuğumla konuşmak, paylaşmak istiyorum. Ardından uygulamalı olarak yine sizlerle paylaşacağım yeterimiz olacak. Cedet Hocam, Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde yaygın olan görülen hastalıklar nelerdir ve bunların mücadelesinde nelere dikkat edilmelidir? Kısaca özetler misiniz lütfen? Teşekkür ederim hocam. Ben de ekran başındaki izleyicilerime iyi akşamlar diliyorum. Siirt dilinde özellikle fıstıklarda önemli olan hastalığımız karazenk hastalığıdır. Bunun yanında yine köklerde zaman zaman nadir de olsa lokal alanlarda vertistino ve fitofitora dediğimiz kök çürüklüğü etmenleri de vardır. Bazen de meyvelerde meyve yanıklığı var ama en önemlisi olan ve üreticilerimizin mücadelesini yaptığı karazenk hastalığıdır. Diğer önemli bir zararlarımız ise özellikle meyvede, yaprakta ve köklerde zarar yapan zararlar mevcut. Bunlarda özellikle yapraklarda önemli olan zararlarımızdan birincisi yaprak pisiliği, yani halk arasında buna gezo deniliyor. Yine yapraklarda zarar yapan göz kurdumuz var. Bu da özellikle zaman zaman önemli zararlara neden olabiliyor ve erkenlik var da bunlarla mücadele yapılması gerekiyor. Bizim kök gövde ve dallarda da önemli zararlar vardı. Bunlar fidan dip kurdu var, dal güvesi var ve kara göz kurdu bulunmaktadır. Özellikle fidan dip kurdu, kara göz kurdu ve dal güvesi bu bölgede yaygın olarak görülebilen zararlılar. Şimdi istiyorsanız biraz bunlarla mücadelesiyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Evet. Özellikle karazenk hastalığıyla ilgili bu kışı daha çok tarlada olan yapraklar üzerinde geçiriyor. Nisan ayında hava sıcaklığının işte 15-17 santigrat derece olduğu dönemde 15-17 santigrat derece olduğu dönemde bu fungus dediğimiz mantar tarladaki yaprakların üzerinden bizim taze yeni yapraklara geliyor. Oradan daha sonra meyvelere geçip hem meyvenin fıskalmasına, yani içinin boş kalmasına, yaprakların zamanında önce dökülmesine neden oluyor. Üreticilerin özellikle bu dönemde tarlada bulunan yaprakların tamamen sürerek toprağın derinliklere ya gömmesi gerekiyor veyahut da bunların toplanıp yakılması gerekiyor. Bu olduğu zaman bunun şiddeti azalıyor. Aksi takdirde Nisan ayında taneler nohut diriline ulaştığı dönemde buna karşı kimyasal ilaç yapılması gerekiyor. Üreticilerimizin özellikle Gıda Tanı ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gidip bu konuyla ilgili özellikle tavsiye edilecek ilaçlarla ilgili tavsiyeler alabilirler. Zararlara geldiğimiz zaman özellikle Siirt özelinde dal güvesi, fidan dip kurdu ve karagöz önemlidir ve üreticilerimiz bunlarla mücadele etmeleri gerekiyor. Özellikle dal güvesi bir yıllık ve iki yıllık sürgünlerde larvaları giriş yapıp iletim demetlerini tahrip ediyor. Bir sonraki yılın kara göz, meyve gözlerinin oluşmasını engelliyor. Buna karşı da özellikle ilkbaharda, Nisan ayında eşeysel çekici tuzaklar var. Şu anda dünyada kullanılan
feromonu dediğimiz tuzaklar bahçelere asılıyor. Bunların erginleri dediğimiz kelebekler takip ediliyor. Kelebeklerin çıkışına göre, yani kelebekler çıktıktan sonra 1-2 hafta içerisinde ilaçlamaların yapılması gerekiyor. Üreticilerimiz özellikle Nisan ayında bunu çok rahatlıkla feromon tuzaklarıyla erginlerini takip edip ona göre ilaçlama yapabilirler. Bir diğer önemli zararlı, yaygın olan ve gerçekten özellikle sulama yapılmayan bahçelerde sorun olan fidan dip kurdu dediğimiz kesik halka arasında buna kesik deniliyor. Bu önemli bir zararlıdır. Bu da daha çok hem erginleri zarar yapıyor hem de asıl zarar larvaları yapıyor. Yani kurçukları, yumurtadan çıkan kurçukları yapıyor. Bu da özellikle ilaçlama zamanı olarak Mayıs ayında erginleri doğada olduğu dönemde buna karşı erginlerine karşı ilaçlama yapılabilir. Temmuz-Ağustos döneminde ise bunlar daha çok yumurtalarını, aşı yerlerine, gövdenin toprakla temas ettiği yere bıraktıkları için oraların ilaçlanması gerekir. Bir de üreticilerimiz şunu yapabilirler. Özellikle ağaçların yaralanmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Aşı yerlerine mümkün olduğu kadar güzelce kapatmaları gerekiyor. Çünkü böcek gidip oraya yumurtasını koyuyor. Ağaçların altının otlu bırakılmaması gerekiyor. Bunların yumurta bırakma döneminde. O dönemde mutlaka ağaçların gövdesini toprakla temas eden kısmının otlardan arı olması gerekiyor. Bir de mekaniki olarak üreticiler, bunlar daha çok sabahın erken veya akşam saatlerinde durgun, yani fazla hareketsizler. Bunları elle toplayarak öldürebilirler. Bunların larvalarının giriş yaptığı noktalara tel sokarak eğer larva varsa öldürebilirler. Yani bu tür uygulamaları yaptıkları takdirde zararını azaltabilirler. Bir diğer önemli zararı bizim bahçelerde gezip gördüğümüz karagöz kurdu dediğimiz kurt. Bu hem üreme olarak zarar yapabiliyor hem de besleme şeklinde zarar yapıyor. Bunlar üremelerini daha çok üreticilerimizin budama yapıp budama artıkları bahçede bıraktıkları takdirde orada üreyip bahçelere yayılıyor diyorlar. O nedenle mümkün olduğu kadar budama artıkların bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Bunlar Şubat ayında her üretici kendi bahçesinde 10 ağaca bir tanesine demet halinde kuru dalları astığı zaman Şubat-Mart ayında bu böcek oraya geliyor, oraya yumurtasını bırakıyor. Nisan ortasından itibaren de o dalların yakılıp bahçeden uzaklaştırırlarsa herhangi bir kimyasal ilaçlamaya gerek kalmaksızın bunu önleyebilirler. Aksi takdirde işte Nisan ayında çıkan kanatlı form dediğimiz bireyler kara gözlerle beslenip bir sonraki yılın meyve verimini tamamen düşürebiliyor. Yani bizim şu anda özellikle Siirt ilinde önemli olan zararlar bunlardır. Bunlarla mücadele mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde önemli ürün kaybını zaman zaman ağaçların kuruyup elden çıkmasına neden olabiliyor. Şu anda söyleyebileceklerim bunlar bu konuyla ilgili. Peki ben şimdi anladığım kadarıyla yani hemen üreticilerimiz böyle mücadele düşünüldüğü zaman hemen kimyasal mücadele akla geliyor. Ama sizin şu anlattıklarınızdan sonra kimyasal mücadeleden önce birçok kültürel önlemler var. Mekanik anlamda bazı yapılması gerekenlerden bahsettiniz. Yani kimyasal mücadele tabii malumunuz oldukça da çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilecek bir uygulama. O yüzden en sona bırakılmasına fayda var değil mi Cevdet Hocam? Yani bunu üreticilerle çok rahatlıkla paylaşabiliriz. Kesinlikle hocam. Yani kimyasal mücadele zaten biz şu anda yani bir trend var. Entegre mücadele dediğimiz bir kavram var. Evet. Bu kavramda da öncelikle bizim bitkimizi sağlıklı yetiştirmemiz gerekiyor. Ne kadar sağlıklı yetiştirirsek bitkiyi hastalık ve zararlıya karşı o kadar dayanıklı olur. Yani bizim iyi, uygun sulama, uygun gübreleme, budama yapıp ağacımızı sağlıklı tutmamız gerekiyor. Evet. Kimyasal mücadele en son başvurulması gereken bir mücadele yöntemi. Hele Siirt gibi bir yerde bakir bir alan çok fazla kimyasalların kullanılmadığı, doğada bir doğal dengenin olduğu bir ilimiz. O nedenle mümkün olduğu kadar kültürel önlemlerle ve mekaniki yöntemlerle eğer biz zararları azaltabiliyorsak onlara başvurmamız gerekiyor. Yani biraz önce söylediklerim birçoğu kültürel önlem olarak biz zararları azaltabileceğimiz yöntemlerdir. Üreticilerimizin öncelikle bu kültürel ve mekaniki
mücadeleye öncelik vermeleri gerekiyor. Evet. Biraz önce entegre mücadele kavramından bahsettiniz. Sanırım birçok mücadele yöntemlerini içine bulunduran, barındıran bir mücadele yönteminin genel adı entegre mücadele. Bu anlamda biyolojik mücadele diye bir kavram da var malumunuz. Biyolojik mücadelenin acaba diğer mücadele yöntemlerine göre külfetli mi olur? Yani Siirt fıstığında bütün mücadele yöntemleri uygulanabilir mi? Bir konuda da birazcık bahseder misiniz lütfen? Şimdi biyolojik mücadele bildiğiniz gibi yani zararlı bir böceğe karşı faydalı bir böceğin kullanılması, yani faydalı böceğin zararlı böcek üzerinde beslenmesi şeklinde diyebiliriz basit bir ifadeyle. Bu birçok zararlıya karşı kullanılan bir yöntemdir. Ancak şu anda bizim yani fıstık zararlarına karşı öyle bir doğal düşmanı öğretip salma şeyimiz yok. Ancak doğada zaten bunların çok sayıda bizim doğal düşman dedim yani pislikle beslenen özellikle veya bugün dal güvesinin ile beslenen yaklaşık yani doğadaki %30 oranında bir parazitlerle onunla beslenenler var. Bizim amacımız buradaki mevcut doğal düşmanları korumak için mümkün olduğu kadar kimyasal ilaçlardan sakınmamız gerekiyor. Veya diyelim ki sadece bahçemizde yaprak pisliği varsa yaprak pisliğini öldüren ilacı yani biz buna diyoruz ki seçici ilaç. Yani öyle çok geniş spektrumlu çok zararlıyı öldüren ilaçlardan sakınmamız gerekiyor. Yine birçok bahçelerin etrafında biz Diyarbakır Zirai Mücadele'de çalıştık. Özellikle Urfa'daki çalışmamızda Antep fıstığı bahçelerin etrafında özellikle dikenimsi veya çalı formunda badem olsun değişik ağaçlar olduğu zaman yani o polikültür tarım dediğimiz çok çeşitler olduğu zaman doğal düşmanların orada bulunma şansı daha fazladır. O nedenle yani fıstık bahçelerinin kenarında o tür çalımsı formunda yani faydalarının kışı geçirebileceği bitkileri bulundurmanın birçok avantajı vardır. Bu da aynı şekilde bir biyolojik mücadelenin doğal olarak desteklenmesi olabiliyor. Yani sadece üretip salma değil. Yani mevcudu da mutlaka korunmasında yarar vardı. Bu da yani biyolojik mücadelenin bir ayağıdır. Evet. Ayrıca tabii mücadele yöntemleri içerisinde temizlik de çok önemli değil mi hocam? Bir önceki yıldan kalan artıkların, hastalıklı dalların ya da yaprakların ya da bitki artıklarının toplanıp uzaklaştırılması bir sonraki yılki olan mücadelede de bize avantaj sağlayacaktır. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi zaten birçok biraz önce söylediğimiz karazenk hastalığı olsun, diğer kara göz olsun veya kabuklu bitler olsun bunlar hepsi kışı bizim bahçe kenarındaki veya bahçe içerisindeki yaprak ve dallar üzerinde geçiyor. Bizim bunları bahçede uzaklaştırdığımız zaman bir sonraki yıldaki bunların sayısını azaltabiliyor veya yoğunluğu düşürüyoruz. Ama bunun da mutlaka Siirt ilindeki tüm üreticilerin yapması gerekiyor. Yani A çiftçisi yapıyorsa, B çiftçisi yapmıyorsa bunun çok fazla bir faydası. O nedenle yani bunu özellikle birlikler aracıyla veya kooperatifler aracıyla bunun üreticilere öğretilmesi lazım. Üreticilerin bunun farkındalık yaratılması gerekiyor. Yani tüm üreticilerin buna mücadele etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Tabii bu anlamda İl Müdürlüğümüzün de katkıları aynı zamanda üreticilerimizin de duyarlı olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Cevdet Hocam gerçekten çok pratik ve faydalı bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu anlattığınız bilgilerden arazide derlediğimiz bir veterimiz var. Uygulamalı olarak gösterdiğimiz veterimiz. Bunu izleyenlerimize paylaşıp pratik anlamda da onlara bilgiler vermiş olalım. Evet. Bu konuyla ilgili veterimizi getiriyoruz ekranlarımıza. Yanımda Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Cevdet Kaplan ve Ziraat Mühendisi Süleyman Tok bulunuyor. Siirt fıstığında ne gibi hastalık ve zararlar görülmektedir? Bize bunu uygulamalı olarak gösterebilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Fıstık ağaçlarında ana hastalık olarak karazenk hastalığı bulunmaktadır. Bu karazenk hastalığı özellikle yapraklar üzerinde siyahımsı lekeler şeklinde fungusun yapmış olduğu bir zarardır. Bu yıl içerisinde özellikle hava sıcaklığı 15-17 santigrat derece olduğu dönemde
Nisan ayında bu yapraklardan, yani yere dökülmüş olan yapraklardan taze yapraklara geçerek yapraklar ve meyveler üzerinde siyahımsı fungüs lekeleri oluşturuyor. O nedenle özellikle bu dönemde, sonbaharda veya bu dönemde ağaçların altında bulunan yaprakların toplanıp yakılması veyahut da toprağa derin gömülmesi gerekiyor ki bir sonraki dönemde bizim ağaçlarımızda bu tür zararlar olmaması için bunu mutlaka üreticilerin bu dönemde eğer sonbaharda yapmamışlarsa bu dönemde mutlaka sürüp toprağa karıştırmaları gerekiyor. Eğer bunu yaptıkları takdirde yine Nisan ayında yeni yapraklar çıktığı zaman ve taneler buğday iriline eriştiği dönemde kimyasal ilaçlama yapmaları gerek. Yani bu hastalıkla ilgili üreticilerin yapacağı bu. Diğer zararlarla ilgili, özellikle böceklerle ilgili bu dönemde özellikle bizim meşik dediğimiz, halk dilinde meşik dediğimiz karagöz kurdu bu dönemde özellikle bu şekilde budama artıkları bahçede varsa onlara gidip onlarda üremesini devam ediyor. Yani birken 100 oluyor, 100'ken ne bileyim 1000 tane olabiliyor. O nedenle bu dönemde budama artıkları mutlaka bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Veya bizim üreme için ağaçların bu şekilde 10 ağaçtan bir ağaca demetler harında kuru dalları koyup o kuru dallara bizim böceğimiz geliyor. Nisan ayı içerisinde erginler yani şeyler çıkmadan, ası diyeyim kanatlı formları çıkmadan bunların bahçede uzaklaştırılması gerekiyor. Bu önemlidir özellikle bu dönemde yapmamız gerekenlerden bir tanesi. Bir diğeri özellikle bu bahçede çok yaygın olan bir dal güvesi var. Sürgünleri özellikle budama yaptığımız sürgünlere baktığımız zaman hemen hemen birçok sürgünde bu zarar belirtisi var. Pupaları var. Biraz sonra onları da göstereceğiz yakında. Bu dönemde özellikle bu tür dalların mutlaka bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Veya dallar üzerinde o dediğimiz küçük kozaları var. Çünkü onun içerisinde kelebeği çıkıyor, yumurta bırakıyor. Bir sonraki sene yine zarar yapıyor. O pupaları dediğimiz kozaların da temizlenirse iyi olur. Yani şu anda bu dönemde üreticilerin yapacakları çalışmalar veya işlemler bunlardır. Tabii diğer zararlar fidan dip kurdu dediğimiz, gezo dediğimiz zararlar var. Bunlar daha çok işte Mayıs-Haziran ayından itibaren bunların mücadelesi yapılması gerekiyor. Onunla ilgili o dönemde üreticilerin mutlaka bahçelerini periyodik olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Her hafta bahçelerine gidip bahçelerine gözlem yapıp eğer bir hastalık zararlı varsa ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne başvurup onların tavsiyeleri doğrultusunda uygulama yapmaları gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi dal güvesinin şu anda geçen seneden kalan pupalarını ancak gösterebiliriz. Bu dal güvesi dediğimiz zararlı bu bahçede ana zararlı konumundadır. Çünkü her baktığımız neredeyse her iki dalda birinde bu zararlı görülmektedir. Bu nedenle bu dal güvesine karşı iyi bir mücadelenin yapılması gerekmektedir. Dal güvesinin pupalarını da şu dallar üzerinde sizlere gösterebiliriz. Bu geçen sene kalan ve yere düşmeyen pupalardır. Bu normal Mart ayı içerisinde dalların içerisinden çıkan larvaları dalın üzerinde pupa olmakta. Pupa içerisinde ergin hale gelip bu ergin hale gelen kelebek uçmakta. Yeşeren bu filizlenen dallarda filizlenen yeni filizlerin baş ucuna yumurtasını bırakıp bu yumurtadan çıkan larvalar tekrar dalın içerisine girmekte. Yaklaşık olarak bu larvalar 10 ay boyunca ağacın dalı içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle büyük bir zarar vermekte ve dalın üzerindeki yaprakların ve gözlerin düşüp dalın çıplak kalmasına sebep olmakta. Bu nedenle büyük verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu son yıllarda bununla ilgili yapılan zirai mücadele ya kimyasal mücadelede fazla bir başarı sağlanamadığından ve uygulanan ilaçlar da büyük kalıntı bıraktığından o ilaçların çoğu dünyada yasaklandığı gibi bizim ülkemizde de yasaklanmış olup şu anda dal güvesine karşı herhangi bir kimyasal mücadele bitki koruma ürünü bulunmadığından yapılmamaktadır. Ancak Türkiye'de bu son iki yılda bir tane feromon tuzak ithal edilme kaydıyla bizim bakanlığımız tarafından ruhsatlandırmış. Ancak o feromon tuzak da sadece monitör amaçlı olarak ruhsat alabilmiştir.
Bu bizim bu ilimizde ki geçen sene yaptığımız uygulamalarda ondan büyük bir başarı sağlanmıştır. Bu dal güvesiyle ilgili anlatacağımız bu kadar ama bu bahçede yani ana zararlı odur. Bunun dışında hocamızın da anlattığı gibi bu karagöz kurdu da bizim bu ilimizin en önemli zararlarından bir tanesidir. O zararlıya karşı da işte hocanın gösterdiği gibi bu tuzaklar kurulmakta ve bu tuzaklarda ekstradan bir maliyet yapmaması için budama zamanında bu tuzakların yapılıp her 10 ağaçtan birine konulması gerekiyor. Bu da Nisan'ın 15'inde yani ortasına itibaren bu tuzaklar, bu diğer artıkları hepsini temizlemiş, sadece bu tuzakların kalması lazım ve Nisan'ın 15'inden itibaren bu tuzakların da yakılmak şartıyla ya da bahçede uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu karagöz kurduğu için de bu tuzak dışında herhangi bir mücadelesi bulunmamaktadır. Bu şu anda yapılan yani bahçede şu anda anlatabileceğimiz zararlar bunlardır ama bunların dışında mesela dip kurdu ilimizde çok önemli bir zararlı konumundadır. Bu dip kurdu bizim yöremizde baltit ya da kezik olarak tarif edilmektedir. Bu özellikle ağaçların kurumasına sebep olan en önemli zararlardan bir tanesidir. Ve bu dip kurduna karşı, erginle karşı sadece kimyasal mücadele bulunmaktadır. Bunun mekanik olarak Mayıs'ın yaklaşık 20'sinden itibaren bunlar çıkmakta. Çünkü sıcaklık 20-25 santigrat derece olduktan sonra çıkmaktadır. Sirt fıstığı yetiştiriciliğinde bakımlı bir bahçe örneği görmekteyiz. Anlatıldığı üzere feromon tuzaklarıyla, budamalarıyla toprağa kabartılmış bakımlı örnek bir bahçe. Uzman arkadaşlarımıza son olarak eklemek istedikleri bir şey var mı diye sormak istiyorum. Evet, ben özellikle 2015 yılında üreticilerimize bol ve bereketli bir ürün diliyorum. Biz gerek üniversite olarak gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Sorunları olursa her zaman kapılarımız onlara açıktır. Her zaman gerek telefonla olsun gerek bizzat kendileri gelip bize başvurduklarında her zaman kendilerine yardımcı olacağız. Ben de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlarımız adına. Çok sağ olun, var olun. Peki Muhsin Bey'e, Adnan Bey'e, Cevdet Hocamıza, Süleyman Bey'e, Emin Bey'e ve Hadi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Veterimizden de anlaşıldığı üzere sirt fıstığı yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalıkların en başında karazenk hastalığı ve zararlardan ise karagöz kurdu ve dal güvesi gelmekte. Ayrıca bu dönemde arkadaşlarımız bunu detaylı olarak anlattılar. Ayrıca bu dönemde yapılması gereken pratik anlamda, kültürel anlamda olan uygulamaları da ifade etmeye çalıştılar. Programın bu bölümünde ise stüdyomdaki diğer iki konuğuma söz vermek istiyorum. Hemen karşımda Siirt fıstığı pazarlamacılarından Subat Yıldırımer bulunuyor. Kendisiyle Siirt fıstığının ekonomik değeri ve pazarlaması ile ilgili konuşacağız. Evet, Subat Bey. Benim anan 56'ya emeği geçen Doçen Koray Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siirt fıstığı, Siirt için büyük bir nimettir ekonomi açıdan. Dünyanın en büyük fıstık üreticileri biliyorsunuz. Başta İran olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Türkiye ve Suriye'dir. Pazarlama hususunda perakende satışlarda fazla büyük bir sorun yok. Güzel pazarlanıyor. Yalnız ihracatçı firmalarda ve bu işi yapan büyük kuru yemiş firmalarında satış biraz zorlanmıştır. Eskiden mesela 10-15 sene önce adama
bir numune getiriyordunuz. O numuneye göre fıstık satabiliyordunuz. Şimdi bu firmalar, bir de bir ihracatçılar fıstık tüccarlarından bazı istekleri oluyor. En başta aflatoksin. Evet. Aflatoksin. Aflatoksin biliyorsunuz bu bir küf mantarı. Bir küf evet. mantarıdır. Evet. Bir de mesela depoladığınız depo şartları nelerdir? Deponuzu ilaçlayan firmaların depolama yetki belgeleri var mıdır? Evet. Eğer kavuruyorsanız fıstığı kavurmasından tutun tuzlamasına kadar hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Bu malzemelerin belgeleri var mıdır? Gibi bazı sorunlar falan çıkarıyor. O açıdan şimdi büyük firmalara satışımız veya ihracatçı firmalara satışımız biraz azalmıştır. Mesela adama bir 20 ton mal satarsınız, o malın geri gelme riski vardır. Evet. Geri gelme riski olduğu için genellikle küçük çapta küçük firmalarla çalışıyoruz evet. şu an. Bu anlamdaki evet. risk en fazla olarak aflatoksinle mi alakalı? Hem aflatoksin hem diğer sorunlar. Mesela evet. depoya koymuşsunuz, deponun şartları nelerdir? İlaçlıyorsunuz depoyu, bu ilaçlayan firmanın yetki belgesi var mıdır? Gibi şeyler yani. Evet. Evet. Peki aflatoksin dışında da sizin özellikle iş piyasa dinamiklerinde karşılaştığınız sorunlar var mı? Mesela dışı açılımda olsun, il dışın açılımda olsun, Siirt fıstığının rekabet edebilecek gücü var mı sizce? Siirt fıstığı çok kaliteli bir fıstık. Rekabet edecek gücü de vardır. Çünkü diğer fıstıklardan, mesela bir İran fıstığından, bir Amerikan fıstığından daha güzel özelliği var. Tat açısından, irilik açısından bu yani hani rekabet edecek güçtedir. Evet. Peki bizim Siirt fıstığının pazarlamasında ambalajlama sizce bir sorun mu? Yani genelde bizim tüketicilerimiz kiloluk paketler halinde alıyorlar. Aslında pazarlamanın önemli bir kısmı da ambalajlamada yatıyor. Yani acaba ambalaj miktarlarını düşürerek daha geniş kitlelere daha fazla ulaşma şansımız olabilir mi sizce? Şimdi bu değişiyor. Mesela ben toptancıyım. Toptancı olduğum için ben çuval bazından mesela mal satıyorum. Diyelim ki adam bir ton mal istiyor. 50'şer kilodan ne yapıyor? 20 torba oluyor. Evet. Kuru yemiş işletmelerinde. Bu evet. tabii değişiyor. Kuru yemiş işletmelerinde mesela 1 kilodan başlıyor, yarım kilodan başlıyor, 250 grama kadar iniyor bu ambalaj sistemleri. Yalnız ne, ambalaj sistemi, ambalaj kutuları ne kadar küçülürse maliyet de artıyor. Evet. Mesela atayım 1 kilo fıstık 40 milyonsa yarım kilosunu da 40 milyondan 20 milyona alabilirsiniz. 250 gramını camda 25'e alırsınız. 100 gramını camında 10'dan alırsınız. Maliyet artıyor. Ebat ne kadar küçülüyorsa ebat artıyor. Ebat ne kadar büyük olursa erken de 40 milyondan satıyorsa toptanı 34-35'e satıyoruz. Evet. Anladım. O fark var yani. Elbette. Şimdi sihir çeşidini diğer Antep fıstığı çeşidi özellikle uzun çeşidiyle üretimi en fazla olan, potansiyel en fazla olan uzun çeşidi mukayese ettiğimiz zaman kullanım olanakları bakımından Siirt fıstığının daha geride kalmasının sebepleri neye bağlıyorsunuz? Yani uzun çeşidin ne gibi artı özelliği var da daha çok tercih ediliyor acaba sizce? Şimdi tercih meselesi şu an Siirt fıstığı kuru yemişte çerez olarak evet. şu an Antep fıstığını geçmiştir. Evet. Çerezlik tüketimi var değil mi? Tabii. Çerezlik. Şimdi evet. Antep fıstığının endüstriyel sanayisi var. Endüstriyel sanayisi dediğimiz tatlı. Evet. Tatlıda, baklavada, yani pastalarda. Bütün evet bütün evet. pastalarda bütün tatlı çeşitlerinde şu an Antep fıstığının üretiminin hemen hemen %50'si tatlılarda kullanılıyor. Diğeri de çerezlik. Bunun sebebi acaba renginden kaynaklanabilir mi? Bunun sebebi şu an Antep fıstığının yağ oranı evet. Siirt fıstığının yağ oranından daha fazla olduğu için ve içi de daha fazla yeşil olduğu için evet. baklavalarda daha fazla kullanılıyor. Mesela bizim Siirt fıstığı baklavada çok nadir kullanılıyor. O da belki Siirt içerisinde. Evet. Antep'te bizim Siirt fıstığının içi fazla kullanılmaz. Evet, anladım. Evet.
Tabii bir fıstığın ihracatında önemli etkenlerden biri de çıtlama oranı, değil mi? Ana çatlak dediğimiz hani bizim. Bu Siirt fıstığında oldukça yüksek oranda diyebiliyorum. Uzun çeşidine göre mukayese ettiğimiz zaman yine. Acaba bu bizim için ihracatta da bir artı değer olur mu? Ve İran fıstığıyla Amerikan fıstıklarıyla ihracat anlamında bizim rekabet gücümüzü oluşturabilir mi sizce Ozan? Şimdi oran olarak ilk önce ben konuyu açayım. Şu evet. An Siirt Türkiye'de diyelim ki 140 bin ton fıstık çıkıyor. 140 bin ton fıstık çıkıyor. Bunun %6'sı 7'si Siirt tipi fıstıktır. Evet. Demek ki eğer 140 bin ton çıkıyorsa Siirt tipi fıstık hocamın şeyini ben kusura bakmıyor. Bakmıyorsa mesela 12 bin ton dedi. 12 bin ton şeyle yani kavlak olarak. Evet. Aynen. Yaş olarak. Evet. Evet. Kuru olarak 4 bin, 5 bin ton, 6 bin ton arası oluyor. Bunun da 1500-2000 tonu Siirt fıstığıdır. Adıyaman, Urfan, Ceylanpınar Siirt fıstığı tipi Siirt fıstığıdır. Evet. Şimdi Siirt fıstığının özelliği açısından Antep fıstığından daha iridir. Evet. Uzun ve daha iri. Antep fıstığının tabii birkaç çeşidi var. Bu uzun ve şey dediğiniz onun birinci kalitesi oluyor. Evet. Diğerleri daha alt kalitede oluyor. Siirt fıstığının ana çatlak dediğimiz oranı yani mesela diyelim ki bir bağ %70-80 çatla gelir, %20 kapalı gelir. Bir bağ değişiyor tabii. %50 gelir, %50 kapalı, %50 açık gelir. Bir bağ %70 açık, %30 kapalı gelir. Siirt ortalaması %60 ana çatlaktır, %40 kapalıdır. Kapalı da tabii güzel suda güzel işletirseniz kapalısı hemen hemen güzel çıkar. Ama tamahkarlık edip içinde boş bırakırsanız bozuk olan iç var içinde. Evet. Onu da içinde bırakırsanız kalitesi orada tabii düşüyor. Ama ana çatlakta hiçbir kalite düşüklüğü olmuyor. Ana çatlak ana çatlaktır. Ana çatlaktır. İçi de doludur. Evet. Ağzı da iki taraftan açıktır. Mesela Antep fıstığının bir yandan açıktır, diğer yandan kapalıdır. Fazla da açılmıyor. Evet. Fazla da açılmıyor. Siirt fıstığı daha fazla açılıyor. Evet. Sanırım kaliteyi vurguladınız. Bu anlamda evet. Yetiştiricilikte özellikle sizin pazarlama konusunda Siirt fıstığını kalite yiyen, önemli. Siirt fıstığını çerez olarak yiyen bir Antep daha vazgeçemez diyorsunuz. Kolay kolay yemez. Eyvallah. Değil Siirtli olduğumuz için. Yani evet. Bu belli bir şey. Ben de 1,5 senedir evet. Siirt'te yaşıyorum. Gerçekten söylediklerinize hak veriyorum. Evet. Yani artık Siirt fıstığını tattıktan sonra Antep fıstığının diğer çeşitlerini hiç aramıyorum. Pazarlamada bir pazarlamacı noksanlığımız evet. Var. Mesela diyelim ki ben esnafım, tüccarım. Bir pazarlamacı yanımda bulundurabilirim. Ama küçük işletmeler bunu yapamaz, bulunduramaz. Orada biraz eksiklik var. Evet. Yani şimdi mesela diyelim ki üniversite bazında öyle diyelim bu hususta eleman yetiştirilebilirse çok iyi olur. Evet. Çok iyi olur. Pazarlamacı evet. Olarak diyorsunuz. Evet, tabii tabii. Evet. Peki. Ve kalite Koray Bey. Evet. En fazla kalite. Yani evet. Malumuz tabii bütün meyve yetiştiriciliğinde aslında kaliteyi ön planda tutmamız gerekiyor. Yalnız İran'dan yani, bahsedebilirsek iyi olur. İran lütfen, fıstığı tabii. Gerçekten bizim Siirt fıstığını çok etkilemiştir. Fiyatlar hiç mühim değil. Yani fiyat 20'ye dağılırsın, yiyen kişi 30'a dağılır. 40'a da giderse 40'a da alır. Siirt fıstığına benziyor mu görüntüsü? Şimdi görüntüsü falan. Bunun da birkaç çeşidi var. Evet. Fındık gibi olanı vardır. Daha böyle basık sanırım değil mi? Biraz daha basık bir varla gibi bir şey. Evet. Bir de Siirt tipi uzun olanı da vardır. Evet. Evet. Yalnız tat bizim Siirt fıstığını hiçbir zaman tutmaz. Evet. Evet. Anladım. Evet. Demek ki ben anlattıklarınızdan çıkardığım sonuç öncelikle vurgulamamız gereken kalite mefhumu. Kalite. Yani biz bir kere her şeyden önce doğru bir iş yapmamız için evet. Kalite hep ön planda tutacağız. Ana çatlakları ve diğer bahsettiğiniz sonradan kırdırılma olaylarını onun fiyat dengesini çok iyi ayarlamamız şimdi gerekiyor. Şimdi ana çatlak diyelim ki 40 bin liradır. Karışığı 30 bin liradır. Penselisi diyelim ki 20 liradır. Evet. Mühim olan kapalı olup da açıldıktan sonra çürüğünü içine katmamak. Evet, anlıyorum. İçine çürüğünü kattığınızda o malın kalitesi düşüyor. Evet, tabii ki. Evet.
Peki Subat Bey, çok teşekkür ediyorum verginiz bilgilerden dolayı. Çok faydalı oldu. Son konu Sayın Muhsin Küskü. Evet. Bizim örnek çiftçilerimizden, örnek fıstık üreticisi yetiştiricilerimizden. Bugün sizin, dün daha doğrusu bahçenizi dolaştık. Orada çekimler yaptık. Sağ olun, bize de bu imkanı sağladınız. Oldukça bakımlı, düzenli bir bahçe yapmışsınız gerçekten. Çok beğendik. Ellerinize sağlık. Sağ olun hocam. Şimdi Muhsin Bey, peki evet, ben hemen size şunları sormak istiyorum. Siz ne kadar alanda, kaç yıldır Siirt fıstığı yetiştiriyorsunuz? Buradan ne kadar verim alıyorsunuz ortalama? Bu anlamda karşılaştığınız sorunlar var mı? Kısaca bunlardan bahseder misiniz? Evet hocam. Hocam bizi örnek çiftçi olarak, vadi olarak gösterdiğiniz için, bir de bu imkanı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum ilk başta. Bir de değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize 2015 yılı için hayırlı ve bereketli bir yer temizliğinde bulunuyorum. Biz bağ ve fıstıklara 1989 tarihinde başladık. İlk önce küçük bir bağ aldık. Ondan sonra bitişteki olan boş araziler vardı. Onları da nasip oldu, satın aldık. Fıstık bağına dönüştürdük. Bağ uğraş verdik, gayret gösterdik. Hamdolsun iyi bir seviyeye getirdik. Ama tabii bu son yılların kuraklığıyla beraber, aşırı sıcaklığıyla beraber bazı sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları halen biz çekiyoruz. Belli hastalıklar var. Bir de haşere türleri var. O hastalıklar kara zenk, az önce hocamız da değindi, kara zenk, bir de yaprak sarılımı. Evet. Ciddi bir şekilde sıkıntı çekiyoruz. Bir de zararlı böcek ve de haşere türü denilen yaprak pisilesidir. Kara göz kurdudur, dip kurdudur. Bir de yeni çıkan bir bit kabuğu, bir de piyasa deyimiyle kanser denilen ayrı bir sıkıntı var. Biz mücadele ediyoruz. Evet. Ama hamdolsun bu sıkıntılara rağmen biz %80'i çiftçi olarak, tabii şahs olarak ben bunu ifade ediyorum, %80'i başarı sağlamışız. Tabii siz de gördünüz bahçeyi. Evet. Ama tabii bu kadar uğraş, bu kadar sağlayabildik. Evet. Evet. Genel bazda bahsederse ciddi bir şekilde sıkıntı var. Bu tür hastalık ve haşerelere karşı ciddi bir şekilde sıkıntı var. Evet. Evet. Tabii bunu hocalarım çok detaylı olarak anlattılar. Zaten zaman zaman da konuşulacak, bu tür programlarda yapılacak. Evet. Tabii sizlerin de duyarlı olması gerekiyor bu noktalarda. İlgili olmanız gerekiyor. Genel bazda. Bakın müdürlüğümüzden de, değerli müdürümüz burada. Üniversitenin değerli hocaları. Hep beraber buna hizmet ediyoruz. Yani Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde ne kadar artı puan alabilirsek, ne kadar öne çıkabilirsek bizim için bunlar olumlu olacaktır. İşimiz kolay değil. Yani özellikle fıstık zararlarında benim anladığım kadarıyla hocamdan da mücadele gerçekten kolay değil. Evet. Ama bunu yılmadan devam ettirmek gerekiyor. Evet. Evet. Peki kazanıyor musunuz? Hocam, yani karlı bir iş mi fıstık yetiştirici? Önerir misiniz? Hocam muvaffak olursa, bahsettiğimiz bu hastalık bir de bu haşere türlerinde. Evet. Bunların sıkıntısı olmasa çok iyi ve karlı bir iş. Evet. Ama tabii ilk önce İnsan diyecek ben bu bağım ve de bu işim hamalim. İşini sevecek diyorsunuz yani. Gereği neyse gecene gündüzüne bakmayacak, çalışacak. Evet. Eğer bakmayacaksa mevcut olan bağı kısa zamanda kaybedebilir. Evet. Ama bakacaksa, emek verirse bir deyim var. Dağ bakarsa bağ olur, bağ bakmasa bağ, bağ olur. Fıstık çocuk gibidir. Dağ olur, evet. Bakarsan meyvesi. Bu çok önemlidir. Biz ilk başta başladığımız zaman tabii böyle bilinçli değildik. Evet. Yetişkin ağaçlarımız vardı. 50-60 ya da 80-100 asırlık ağaçlar vardı. Bu aşırı sıcaklık bir de kuraklıkla beraber haşere türleri çoğalınca daha önce iyi bir şekilde verim alabiliyorduk. Bunlarla beraber tamamen kaybettik.
Evet. 10-12 sene tamamen verimi biz sıfır aldık. Verimi almadık. Tabii hocam da ifade etti. Evet. Yani o artıkların ortadan kalınması çok önemli. Evet. Ama herkesin bunu yapması herkesin lazım. Herkesin yapması, sadece bir üretici yaparsa o bahçede mutlaka geçme şansı da olabilir. Doğru. O yüzden bunu hep yükün bir çalışma içerisinde olmak lazım. Yine duyarlı olmak lazım Muhsin Bey bu konuda. Doğrudur hocam. Eminim ki bu programdan sonra bizi izleyen izleyicilerimiz daha duyarlı olup İl Müdürlüğü'nün olsun, üniversitemiz olsun daha sıkı diyaloglar içerisinde olacaklar. Bu anlamda tabii de bizim yaptığımız bu programda fayda olmuş olacak. İnşallah duymuyoruz. İnşallah. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Bir fıstık yetiştiricisi olarak Tarım İl Müdürlüğü'nden, üniversitemizden ve diğer kurumlardan beklentileriniz var mı? Bize bunları kısaca özetleyebilir misiniz? Hocam beklentilerimiz var tabii çiftçi olarak, üretici olarak. Mazot ve gübre desteği. Fıstık üreticisi olarak çok az. Evet. Çünkü fıstığa bayağı emek gerekiyor. Bayağı uğraş gerekiyor, masraf gerekiyor. Bu verilen destek tabii yetkili kişilerimize teşekkür ediyor ama çok yetersiz. Evet. İkinci talabımız ise bu arada verilen, bir not alıyor. Verilen ekiman araçları orada da yetersizliği var. Evet. Diyelim bize traktör lazım. Traktörle beraber çapa lazım ve de başka araç ve de gereç lazım. Resmi olarak başvuru bir aracın üzerine yapabiliyoruz. Evet. Diyelim traktör yapıyor, çapa yapamaz. Traktör çapası çalışır ve de poluk ve de kilometre denilen. Bunlar olmazsa o traktörün alınmanın bir anlamı yok. Diğer tarafa bakıldığı zaman. Evet. Evet. Desteğin çapının birazcık daha genişletilmesini istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, bakalım Sayın Müdür Vekilimiz ne söyleyecek bu konuda. Evet. Bir de bu fıstık hastalık ve zararlar yüzünden fıstık hem kalitesini kaybediyor hem de verim düşüklüğüne sebep oluyor. Evet. Bununla beraber bu konularda artık daha bilinçli olacağımızı düşünüyorum. Zararları ilgili araştırmaların detayı olarak yapılması ve bunlarla kesin çözüm bulunması. Bu noktada gerçekten size çok iş düşüyor. Yani sıkı diyaloglar Muhsin Bey. Evet, yani bakın burada uzmanlarımız var. İl müdürlüğümüz de olsun, üniversitemiz de olsun. Yani birazcık sıkı diyaloglar olması gerekiyor. Artık bundan sonra biz ilişkiliyiz. Allah razı olsun. Onlar da ne gerekiyorsa o gayreti gösteriyorlar. Evet. Ama tabii yine biz yetersiz. Evet. Yeterli dememizde yanlışımız var. Yetersiz ama inşallah bundan sonraki aşama aşama inşallah daha ileriye kesinlikle doğru gideceğiz inşallah. Evet. Bir de var mı başka söylemek istediğiniz? Devamı var efendim. Bir de ayrıca ilaç kullanıyoruz. İlaçlar tam etkili olmuyor ve de ilaçların süresi kısa. Süreli olduğu için ciddi bir şekilde sıkıntı çekiyoruz. Bir de ayrıca 2001 yılında Sirt valimizce başlatılan bu tarımsal destekleme Sirt bölgesel olarak bayağı faydalı ve yararlı oldu. Bunu devamı ettirilmesi için üreticilere bayağı faydalı olacağını tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Sayın İl Müdür Yardımcı Vekilim Resul Bey, Muhsin Bey'in söylediklerini ilave edecek bir şeyiniz var mı? Tabii ki notunuzu aldık. Bu özellikle tarımsal desteklerin yetersizliğinden bahsetti. Evet yani hocam. Bu miktarlar ilde değil de bakanlıkta desteklenme kurulu var. Evet. Orada belirleniyor ve bakanlar kurulu kararıyla çıkıyor. Evet. Onu bizim değiştirme ya da azaltma, yükseltme şansımız yok. İnşallah. Evet. Sizin de çabanız olur. Yani çaba olursa inşallah olur. Yani. Bunlar da Resul Bey. Evet. Değerli izleyenler, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben bu son turda değerli katılımcılarımın eklemek istedikleri bir şey var mı? Onları sormak istiyorum kendilerine. Tabii ki. Evet, buyurun Resul Bey. Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı olarak ana görevimiz çiftçilerimize yönelik yarım çalışmaları yapmaktır. Bu bağlamda biz de il müdürü olarak haftada en az iki köyde çiftçilerimize yönelik özellikle sirt fıstığı ağırlıklı olmak üzere diğer konularda eğitim ve yayın çalışmalarını yapmaktayız. Program dahilinde zaman zaman üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nde de destek alıyoruz. Bu katkı, bu bağlamda katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Yine il müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili haberleri web sayfamızda rahatlıkla takip edebilirler sayın seyircilerimiz, üreticilerimiz. Fikir sahibi olabilirler. Bu duygu ve düşüncelerle size Kanal 56'ya teşekkür ediyorum. Size ve seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlerin var mı katkı? Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Cedet Bey. Şimdi Muhsin Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz yeni bu sene geldik buraya. Bizim evet, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde özellikle iki tane bitki korumacı arkadaş evet, olduk. Bizim zaten amacımız sizlerin evet, sorunlarını çözmek. Yani o nedenle burada yani varız. Onu açıkça söyleyeyim. Evet. Biz bu sene yine üniversite bütçesiyle bir proje hazırlığımız var. Projemizi sunduk. Umarım geçer. Mutlaka da geçmesi gerekiyor. Çünkü Siirt'teki bitki koruma ile ilgili evet, sorunlar önemlidir. Bu sorunların önce bir tespitini yapmak istiyoruz. Yani evet, sadece hocam, Siirt merkez değil. Eruhu, Baykan'ı, Kurtalın her tarafı saha alanları gezip buralardaki sorunlar ne, o sorunları ortaya koyup çözülmesi gereken sorunlar neyse onunla ilgili bir süreç içerisinde onları bertaraf etmeye çalışacağız. Yani bizim amacımız o, çalışacağız o konuda, hiç tereddütünüz olmasın. Allah razı olsun hocam. Onu belirtmek istiyorum. Biraz önce şey dediniz, özellikle kullanılan ilaçların etki süresi kısa ile ilgili. Evet hocam. Yani o tamamen ruhsatlandırma ile ilgilidir. Özel sektörün ürettiği ilacınla ilgilidir. Onu, evet hocam. Yani biz veya Tarım Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün yapacağı bir iş değil. O tamamen firmaların üretmiş olduğu aktif maddelerle ilgilidir açıkçası. Tabii evet, Tarım Bakanlığı son birkaç yılda neredeyse 150'ye yakın 180 tane etkili maddeye şey yaptı. Yasakladı. Evet. Onun yerine firmalar yeni yeni ilaçlar çevreye daha az etkili olan, özellikle zararlı spesifik alan yeni ilaçları üretme gayreti içerisindedir. Umarım süreç içerisinde onlar da yeni güzel ilaçlar üretip sizlere sunarlar. Onu beklentisi içerisindeyiz. Evet, ben de bu programda başta siz değerli hocam olmak üzere Kanal 56 yetkililerine teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Üreticilerimize de bol, bereketli bir ürün, bir yıl diliyorum. Allah'ın teşekkür ederim. Hocam, sağ olun hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen bir eklemede de ben bulunayım. Bugün Ziraat Fakültemizle Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce organize edilen tarımsal danışmanlara yönelik evet, Siirt Modern Siirt Fıstığı Yetiştiriciliği konulu bir hizmet içi eğitim verildi. Sertifikalı bir eğitim verildi. Kesinlikle. Değil mi hocam? Aynen. Bunu da burada duyurusu yapmış olalım. Üniversitemize, il müdürlüğümüze bu anlamda ortak bir işbirliği içerisinde uzun zamandır zaten bu yapılıyor. Ziraat Fakültesi kurulduğundan beri. Maşallah çok güzel ilişkiler başladı, işbirlikleri başladı. Umarım bunlar artan ivmeyle devam edecektir yani diye bekliyoruz. Yani sürtümüz için büyük bir fırsat oldu. Evet, kesinlikle öyle. Evet, sizlere eklemek istediğiniz bir şey var mı değerli konuklarım? Teşekkür ederiz. Peki. İyiniz için de var az olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Bu programı artık yavaş yavaş sonlandırmak durumundayım. Umarım keyifli ve pratik anlamda ve faydalı olmuş bir program yapmışızdır diye umuyorum. Stüdyodaki değerli konuklarım, Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzden Müdür Yardımcısı Vekilimiz Mehmet Resul Eren'e, Ziraat Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden, Bitki Koruma Bölümünden Yardım Doçent Cevdet Kaplan'a, pazarlamacılarımızdan Subat Yıldırım Er'e ve örnek çiftçilerimizden, tabii bir sürü çiftçimiz var, örnek çiftçilerimiz var maşallah. Bizi burada yalnız bırakmayan Muhsin Küskü Bey ve bahçesinin kullanımı bize sunduğu için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın İzzet Murat'a da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkürü de bugün bahçemizde çekim yaptığımız, bize imkanlarını sunan, bahçesini bize açan değerli bahçe sahiplerinden Emin Acar'a etmek istiyorum bir teşekkürü de. Ayrıca bu çekimler sırasında bizlerle üşüyen program asistanım Merve'ye ve kamera asistanım Alper'e de teşekkürü borçluyorum. Evet değerli dostlar, Bir Bilimin Işığında programı daha burada sona eriyor.
Biz haftaya aynı saat ve aynı günde burada yine sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. O saate kadar hoşça kalın.